doğmuş bir kültür var. Yörük kültürü. İşte Kemer'deki Yörük Park'ta gerek yörük çadırları, gerek yörük yemekleriyle bu kültürü yeniden yaşatmaya çalışıyor. Yörük Park Kemer'in tam da ortasında bulunuyor. İşte bu yüzden fotoğraf çekmek isteyenlerin adresi, serinlemek isteyenlerin de uğrak noktası. Kardeşim geldi Mardin'den. Onları getirdik. Güzel, güzel bir yer. Gelenler nasıl buluyor? Vallahi güzel buluyorlar. İlk gelişim benim. Hoşuma gitti. Manzarası çok güzel gerçekten. Eşimle beraber gelmeyi tercih ettim. Son zamanlarda özellikle alternatif turizm denilen veya bilimsel anlamda soft turizm denilen kültürle doğanın entegre edilerek sunulduğu bir yer burası. Bu proje aslında çok yeni bir proje sayılmaz. Bu köklü, zengin, derin kültürün sunulması amacıyla yola çıkılan 1982 yılında yola çıkılan bu proje bugün burada çizgisini değiştirmeden insanımızın geçmişte olduğu gibi doğayla barışık yaşantısının burada yerli yabancı ziyaretçilerimize sunulmasıyla hayat bulmuş, devam eden, çalışmasına devam eden, azimle devam eden bir işletme durumunda. Geçim kaynağı hayvancılık. Yörük Park'taysa bu bölgede kümes hayvanlarını görüyoruz. Yörük Parkı'na gelenler işte böyle yörük usulü gözlemenin yapımına şahit olabilir. Hatta benim gibi açabilirler de. Antalya Turizm Projesi'nin ilham kaynağı olan noktada merkezinde bulunan Yörük Parkı geçmişle geleceğe buluşturmaya devam etmekten mutluluk duyacaktır. Yörük Parkı eğer gün batımına doğru gelirseniz muhteşem manzara ve yörük usulü sofrayla iftarınızı açabilirsiniz. Evet, memleket Anadolu'da, biz Antalya'dayız. Antalya'da Döşemealtı ilçesine bağlı Kovanlık köyündeyiz ve Döşemealtı halısının hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Canan da yanımıza geldi. Evet, tezgahlardan, kadınların yanından geldim tekrar yanınıza. Şimdi Döşemealtı halısı dediğimizde, tabii biz Kovanlık köyündeyiz ama bu Döşemealtı'nın başka yerlerinde de yapılıyor mu ya da nerelerinde yapılıyor? Şimdi bunu soracağız. Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Tuncer bizlerle. Konuğumuz, efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hemen soralım, biz Kovanlık köyündeyiz ama döşeme altında başka yerlerde de bu tezgahlar var mı, yapılıyor mu, dokunuyor mu bu halı? Tabii ki Döşemealtı, zaten ismi, bu bölgenin tamamının ismi Döşemealtı. Dolayısıyla şu anda Döşemealtı ilçesine bağlı 4 tane belde, 14 tane köy var. Bu köylerin bir defa tamamında yapılıyor. Bilmiyorum, benden önceki konuşmacılar mutlaka belirtmiştir. Bundan 15-20 yıl önce inanılmaz bir güzelliği vardı Döşemealtı halısının. Çok revaçtaydı. Tabiri caizse Döşemealtı halısına protokol uygulanıyordu. Altın kadar değeri vardı. Tabii ki protokol uygulanıyordu. Para alışverişi yapılmıyordu. Bunun yerine halı alışverişi yapılıyordu. Kızlarımızın cehizlerinin en baş tacıydı Döşemealtı halısı. Peki ne oldu da bu vasfını yitirdi? Tabiri caizse makina halılarının hışmına uğradı diyebiliriz. Sadece ya da, makine halısı mı? Ama birçok el dokuması halı var hala çok revaçlı olan, kullanılan. Mutlaka. Bir de tabii ki bu fabrikasyon halıların hışmına uğramış olması bir sebep. Bunun haricinde maalesef çok seri bir şekilde evlerde, her evde 2-3 tane tezgah vardı. Halı dokutulmaya başlandı. Biraz özelliğini herhalde kaybetmeye başladık. Biraz dürüst olmak gerekiyor. Yani o bizim bildiğimiz, okuduğumuz, gördüğümüz, tarihten bu zamana kadar yaşamış bildiğimiz motiflerde biraz sapmalar oluştu. Kimyevi boyalar kullanmaya başladık. İşte yün ip kullanmamaya başladık. Biraz kalitesinden ödün verildiği için. Aynen öyle. Kalitesinden ödün verildi. Onun için tam böyle bir zamanda
Şu anda herhalde döşeme altında bir 200-250 civarında bir tezgah kalmıştı. Zor günler yaşıyordu. Biz de bunun için çok gayret gösterildi. Tam bu zor günler yaşandığı zaman da işte Akdeniz Üniversitesi'ne ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na böyle bir projeye ve bu projenin uygulaması aşamasında emeğe geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor gerçekten. Çünkü 12. yüzyıldan bu tarafa yaklaşık 700-800 yıldır devam eden, bu bölgeye yerleşmiş olan Selçuklu Türklerinin ve dolayısıyla Yörüklerin bir geleneği bu. Yani 7-800 bir gelenek bu kadar basit gerekçelerle yok edilmemesi gerekiyordu. Bir şeyler yapılması gerekiyordu. Şöyle ekran dönelim. Bir şeyler yapılması gerekiyordu. Ve şu andaki bu gayret bu anlamda çok saygı duyuracak bir gayret. Peki biz Döşemaltı Belediyesi... Belediye olarak peki niye bu hale geldi diye asıl ben onu soracağım. Siz de anlattınız. Siz şimdi belediye başkan yardımcısınız dolayısıyla. Evet. Döşemaltı'nın bir markası, bir simgesi halı. Niye bu erozyona uğradığında müdahale etmediniz veya yönlendirmediniz diyeceğim. Bu hale gelmesinde belediyenin de bir kusuru var mıdır? Şimdi yeniden canlandırmaya çalışılıyor Döşemaltı'da ama. Evet. Şimdi aslında Döşemaltı Belediyesi'nin bunda bir suçu olduğunu söylemek çok yanlış olur, haksızlık olur. Burada biraz önce ifade etmeye çalıştım. 18-20 tane köyde dokunuyor ve bu köyler arasında bayağı bir mesafe var. Hatta Burdur'un Bucak ilçesine bağlı yakındaki köylerde aynı Döşemaltı halısı yapılıyor. Şimdi biz ne yaptık? Bu bir arz talep meselesi. Yani ben üretmiş olduğum ürünü satmam gerekiyor. Eğer üretmiş olduğum ürün satılmıyorsa, yani ne yaparsan yap başarı elde edemezsin. Elde kalmıştır. Tamamen mesele buradan başlıyor zaten. Peki biz bu geçiş, bir geçiş süreci yaşadık, bir geçiş dönemi yaşadık. Geçiş dönemi içerisinde organize edilmiş olan, biz yıllarca şey yaptık, festivaller yaptık. Döşemaltı halısı adına festival düzenledik. Bu ismi unutturmak istemedik. Sürekli festivallerimizde çadırlar kurduk, çadırların içerisinde dezgahlar kurduk. Peki günümüzde biraz daha zaman geliştikçe çağdaş dünyanın içerisinde fuarlar düzenlenmeye başladı. Yöresel ürünler fuarı düzenlenmeye başladı. Bu işte şeylerde, bu fuar alanlarında taşıdık Döşemaltı halısını. Sadece Döşemaltı halısını değil, Döşemaltı'nın içerisinde bulunan bu antik yol, zaten antik yoldan alıyor Döşemaltı halısı ismini. Bu işte Termosos, Karayin, Kocayin, mağaraları, Evdirhan, Kırkgözhan gibi değerlerimizi de halının yanında, çünkü bu kültürün bir parçası bu saydığım şeylerin hepsi, fuarlarda tanıtmaya gayret gösterdik. Yurt içinde, yurt dışında. Hep platformda. Dergilerimizde bunu çok sık yer verdik. Her gittiğimiz yerde Döşemaltı halısının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu geçiş sürecini bu şekilde devam ettirdik. Zannedersem şu andaki şu şeyi, bu çeyrek asırlık süreç içerisinde şu anı bir milat olarak kabul edebiliriz. Çünkü bu kadar ciddi olması bir, gereken yerde artık. Şu anda olması gereken bir yerde. Peki. Tekrar bir atağa kalkıyor mu artık yani Döşemaltı? Ümit ediyorum çünkü markalaşması anlamında gerçekten çok inandım. Dün geldim, gördüm, laboratuvar çalışmalarını gördüm, Ar-Ge çalışmalarını gördüm. Bizim kitaplarda okuduklarımızı, bildiklerimizi, anlattıklarımızı aynen uygulamaya başlamışlar. Bunlar artık eve bırakmamışlar. İnsanların kendi insafına bırakmamışlar. Bilimsel bir çalışma içerisinde burada ne güzel, bak 20 tane insan çalışıyor, tezgahlar kurulmuş. İmrendim. Bu beni çok heyecanlandırdı. 15-20 senedir bu işe çok kafa yormuş, buna çok üzülmüş birisi olarak şu andaki bu gördüğüm durum beni heyecanlandırdı. Geleceğe dönük ümit veriyor. Bizi de mutlu etti. Evet. Evet. Bu heyecanın o zaman hiç kaybolmaması dileğiyle. Milletimizin bir değeri. Evet. Evet, şüphesiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ayhan Hoca. Döşemaltı Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Hoca. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi bir başka hikayeye gideceğiz. Başka bir hikaye. Yine Ayşegül Dilekçi ve İsmail Dostoğlu'nun haberinde çöpün hikayesini bu kez öğreneceğiz. Hemen hemen her gün her evde işte bu büyüklükte çöp çıkarılır. Çöpler bu şekilde poşetlere konulur ve sokaklardaki çöp kutularına atılır. Peki sonrasında bu çöplere ne yapılır?
başında bulunan çöp konteynerlerinden çöpler çöp arabalarına boşaltılıyor ve Antalya'nın güney kısmında olan katı atık ayrıştırma ve kompost tesislerine gelerek işte buraya dökülüyor. Buradan sonra da çöpün hikayesi başlıyor. Çöp deyip geçmemek gerekiyor çünkü buradaki tesiste 20 kişi sadece çöpleri ayrıştırmak için çalışıyor. İşte ayrıştırma işleminin yapıldığı yer burası. Buradaki işçilerden biri kartonları ayırırken bir diğeri plastik çöpleri ayırıyor. Tesisimizde ayrıştırılan atıklar, ambalaj atıkları görmüş olduğunuz gibi balyalanmakta ve balyalandıktan sonra geri dönüşüm tesisine gönderimi sağlamaktayız. Bu şekilde yeniden ham madde olarak üretilebiliyor sanırım. Evet, ham madde olarak kullanımı sağlanmış oluyor. Güney Antalya'daki 80 kilometre sahil şeridinde 125 bin yatak var, turistik yatak var ve 10 tane beldenin 6 belediyenin çöplerini topluyor ve bu tesislere getirip bu tesislere ayrıştırmaya tabi tutulup bir kısım çöp kompost olarak tekrar doğaya kazandırılıyor. Tarımda kullanılabilir, çiçek bahçelerinde kullanılabiliyor. Belediyelerimize çiçek bahçelerini kullanmak üzere verebiliyoruz. Ve diğer ambalaj atıkları da kendi içerisinde ayrıştırma yapılarak cam, şişe, pat, kağıt gibi bunlar da tekrar ekonomiye kazandırılıyor. İhale yaparak bunları satıyoruz. Kurumumuza da bir gelir kaynağı oluyor. Güney Antalya'daki bu tesiste yılda yaklaşık 5000 ton çöp ayrıştırılıyor. Doğanın 120 yılda yapabildiği geri dönüşümü bu tesis 21 günde yapıyor. Evet, memleket Anadolu'da Antalya'dayız. Döşeme ilçesine bağlı Kovanlık köyündeyiz. Bir halı dokuma merkezinde, çok güzel bir merkezdeyiz. Ve döşeme altı halısının hikayesine biraz bakıyoruz. Şimdi de konuğumuz Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Nizamettin Şen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi programımızın ortasında göstermiştik. Bir taraftan da bir halı tezgahı kuruluyor. Canan hemen yanlarında. Evet, tezgahta gelinen son durumu soracağız. Şimdi burada bir de aslında genç bir halı sevdalısı daha var. Biraz da aslında onunla konuşmak istiyoruz. Sevcan Hanım, değil mi? Sizi tanıyalım. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türkiye Sanatları 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzün ilk öğrencilerindenim. Vallahi burada insanlarımıza yine gelenekten geleceğe projesinde olduğu gibi her şeyi baştan tekrar öğretmeye çalışıyoruz. Artık unutulan şeyi tekrar yaşatmaya. Evet. Aslında süreç tam tersi işliyor sanki, değil mi? Önceden anneannelerimiz, babaannelerimiz biz gençlere öğretirlerdi. Şimdi gençler mi? Evet. Yeniden bu işte gelenekten geleceğe projesini yaşatmaya çalışıyor. Evet, şöyle olmuş. Daha çok insanlar artık hani alım satım olmadığı için, ihtiyaçlarını da kurtarmadığı için bırakmışlar. Kalitesi de artık daha düşük bir seviyeye gelmiş. Hem kaliteyi arttırmak hem de tekrardan gençlere ilk başta büyüklerimizden yine olduğu gibi öğrenip tekrardan aktarmasını yapıyoruz. Gençlere artık devredilecek. Yeni kendi kızlarına, gelinlerine. Evet. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Bu tezgahı kurmak yaklaşık bir 15-20 dakika sürdü. Şu an elcik ipi dediğimiz, yani el gücülerimizi hazırlıyoruz. Normalde tezgahı bu ilk aşaması aktardıktan sonra, bunları hazırladıktan sonra düğüm yapıldığı zaman aradan geçen ipin hareketini sağlamak için bunların geçişlerinin olması lazım. Bunu da bu şekilde hallediyoruz. Yani el gücümüz bunlar bizim. Normalde diğer büyük tezgahlarda demir üzerinde de yapılıyor. Ama küçük çanta veyahut da küçük paspas tarzındaki işlerimizi bu şekilde hallediyoruz elciklerimizi. Peki, burada modernizasyonunu da
yapıyorsunuz değil mi? Çünkü bilgisayar üzerinde soruyor burada şimdi kadınlar Sevcan Hanım'a kaç yapacağız, nerede beyaz, nerede kırmızı kullanacağız diye. Tasarımlarını yine ölçülerini ayarlayarak, onlar normalde kendi hafızalarında olduğu gibi, ezberlerinde olduğu gibi dokuyorlar ama hem ölçünün düzgün gitmesi hem de desenin daha kalıplaşmış, hani daha düzgün ilerleyebilmesi için bilgisayar üzerinde çizimlerimizi yapıyoruz. Bunları da bu şekilde, o yüzden bana soruyorlar artık. O şekilde aktarımlarını yapıyoruz. Nerede, ne sırada, hangi rengi yapmaları gerektiğini kendimiz söylüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz ve tekrar Nizamettin Bey'le konuşmaya devam ediyoruz.